Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Cemaat e, kavramının bizim gerek kültürümüzde gerek itikadımızda son derece merkezi bir yeri var. Malumunuz. İslam bir cemaat dini. Yani birlikte yaşanan, toplum olarak yaşanan bir din. E, biz cem olmadan bir araya gelip birlikte olmadan bir kısım mükellefiyetlerimizi yerine getiremiyoruz. Yani cemaat namazlarını kılıyoruz camide. Toplayan yer cami malum. Cemaat de aynı kökten geliyor. Cem olmuş insanlar, toplanmış insanlar. Dolayısıyla bizim en temel ibadetimiz, namazımız cem olmak suretiyle, cemaat olmak suretiyle ve toplayan bir mekanda camide kılınıyor, camide eda ediliyor. Bu bizim en temel ve günde beş kere sürekli biçimde yerine getirdiğimiz... ...fiili olarak hayatımıza uyguladığımız bir vaka. Dolayısıyla Müslümanların, ben Müslümanım diyen insanların... ...birlikte olmak gibi bir mükellefiyeti var. Bu bir e, inisiyatife bırakılmış bir şey değil. Bizim temel mükellefiyetlerimiz bakımından bu böyledir. Camide toplayan bir mekanda toplu olmaksızın... Cuma namazı kılamıyoruz. Cuma'nın kökü de etimolojik kökü de oradan geliyor. Tek başımıza Cuma namazı olmuyor. Olmuyor. Cemaat olmak lazım. Malum Hanefi mezhebinde bu üç kişidir. Şafi mezhebinde kırk kişidir. Mezheplere göre değişiyor ama asgari sınırı. Ama bir cemaat olacaksınız yani. Yani haftalık limitte. Evet. Bir cem olacaksınız. Bir araya geleceksiniz. Birlikte eda edeceksiniz. Bayram namazları da öyle münferit kılınmıyor. Tek başına olmuyor. Biz daha sonra bunu işte teravih namazlarına da teşmil etmişiz. Onları da cemaat halinde kılmaya özen gösteriyoruz. Evet. Aslında münferit de kılınabilir. Ama bu öyle bir yerleşmiş ki bu cemaat olma refleksi öyle bir yerleşmiş ki bize tek başımıza evde kıldığımız zaman mesela teravihi cemaatle kıldığımız namazın tadını alamıyoruz. Eee evet. <laughs> Her vesileyle İslam bizi topluyor, bir araya getiriyor. Bu bunun hem kültürel bir karşılığı var, bir anlamı var. Evet. Hem din algısı itibariyle bir anlamı var. Din algısı itibariyle anlamı e, kültürel olanı da etkileyen, belirleyen bir şey. Şimdi ben İslam'ı bireysel olarak yaşamak istiyorum diyen bir kimse şunu söylemiş oluyor aslında: Din algım benim itikattan amele, ahlaka vesaireye kadar benim din algım başkalarınınki gibi olmayacak. Benim kendime özgü bir din algım var demiş oluyor bir insan. Bunu kabul etmiş oluyor. Ondan sonra da bu dini yaşarken diyor ben yine tek başıma yaşayacağım. Başkaları gibi inanmadığım gibi başkalarının yaptığı gibi de yaşamayacağım. Ben kendi bireysel hayatımda bunu yapacağım. Oysa böyle bir lüksümüz, böyle bir inisiyatifimiz, böyle bir imkanımız yok. İstesek de istemesek de Allah ve Resulü bizi kardeş ilan etmiş. Zaten cemaat zorla bir araya getirilmiş insanlardan oluşmaz. Evet. Gönüllü bir birlikteliktir bu. Ee, evet. İnnemel mu'minune ihvetun ayeti kerimesi bize bunu söylüyor. Yani biz bir araya gelirken metazori birilerinin dürtmesiyle birilerinin itmesiyle bir araya getirilmiş insanlar değiliz. Böyle cemaat olmaz zaten. Evet. Cemaat birlikte gönüllü bir e, eylemdir. Birlikte olma noktasında gönüllü bir eylem, gönüllü bir katılımdır. Burada bir mesuliyet hissi de vardır, onu da söyleyelim. Hiçbir gönüllülük mesuliyet hissi olmadan olmaz. Evet. Allah Teala beni kardeşlerimle cem olmaya e, yönlendiriyor. Bunu emrediyor bana, dolayısıyla ben bunu yapmalıyım şeklinde bir ön kabul vardır zihnimizde, algımızda. Bu oyun kabul bizi cem olmaya, cemaat olmaya, birlikte olmaya, kardeş olmaya zorlar. Hocam bu bireysel Müslümanlık e, tercihimdir diyen kardeşlerimiz de ehli insaf insanlar. Acaba bunları buraya, bunu, bu söyleme iten nedenler neler? Izlenir? Bu bir kaçıştır. Yani o olayın adını koyalım, teşhisini koyalım. Bu bir kaçıştır. Yani vakanın ee, bir bir arıza var. Vaka bir arıza işaret ediyor, arıza veriyor, alarm veriyor. Siz diyorsunuz ki ben artık bununla ilgilenmiyorum. Ben buna sırtımı dönüyorum. Evet. Bu doğru bir şey değil. Yani siz bunu yaptığınız zaman cemaat olma, birlikte hareket etme sorumluluğundan kurtulmuş olmuyorsunuz. Bu bir sorumluluktur. Sizin, bizim bireysel inisiyatifimizin dışında bir şeydir. ...orada bir araya gelmiş insanların bir kısmında bir arıza varsa e, onun üstüne gitmeniz lazım. Yoksa onu e, etiketleyerek, dışlayarak, reddederek, kendinizi ondan soyutlayarak doğru, düzgün, müstakim bir Müslümanlık yaşamanız söz konusu olamaz. Yani pireye kızıp yorgan yakmak Evet, aynen tabiri öyle. değil mi hocam? Aynen yani. öyle. Pire, pireyi öldürmek için yorgan yakıyoruz. Yani Böyle evet, bir atasözü, evet, bir de evet. değişimiz var bizim. Evet hocam yani. Dolayısıyla biz zaten prensip olarak Müslümanlar kişilerle uğraşmazlar. Fikirlerle, eylemlerle uğraşırlar. Kişilere düşman olmazlar, fikirlere, eylemlere düşman olurlar. Dostluğumuzu da bu yüzden bu, bu zemine oturturuz biz. Evet. Yani insanları severken dış görünüşlerini, mensubiyetlerini, etiketlerini değil, bizatihi kendileri, kendi kıymetleri dolayısıyla severiz. Buz ederken de Amellerine buğz ederiz, hatalarına buğz ederiz Hatta kendileriyle, evet, kendileriyle ilişkimizi kesmeyiz. Dolayısıyla e, insanın olduğu her yerde mutlaka arıza vardır. Yani beşer şaşar çünkü, evet. hata yapar. E, bazen hatasında ısrar eder. Önemli olan o hatayı ona gösterebilmek, hatasına buğz edebilmek, hatasını ıslah için çalışmak, kendisine şahsına değil. Ee, Bediüzzaman Said Nursi Merhum'un bu ehli kitapla ilişkilerimiz konusunu işlerken ifade ettiği çok güzel bir şey var. Diyor ki biz kafirlere küfür inançlarından dolayı tavır alırız. Bizatihi şahıslarına değil. Evet. Bizim düşmanımız olan, bizim mücadele etmemiz gereken, bizim yola koymamız gereken onların yanlış inançlarıdır. Küfrüdür yani. Küfrüdür. Dolayısıyla biz şahıslarına düşman olmayız amellerine, inançlarına bakarız, onlara tavır alırız. Şahıslarına değil. Bu anlamda mesela ehli küfür olup da insani olarak, bireysel olarak çok insancıl insanlar vardır. Evet. Dost canlısıdır, Müslüman, Hristiyan ayırmaz, herkese iyilik yapar vesaire. E bu kötü bir insan değil şahs olarak. Evet. Bunun inancında, algısında bir arıza var. Onu hedeflemek lazım. Peki hocam cemaat anlayışındaki arzalar neler mesela? Nasıl bir cemaat olmalıyız? Ya? Evet. Bildiğiniz gibi Ali Aleyhisselatü Vesselam evet. Efendimiz Medine-i Münevvere'ye ilk hicret ettiğinde ilk yaptığı iş şehrin merkezi yerine bir mescit inşa etmek oldu. Evet. Bir cami yani toplayan bir mekan. Onun etrafına kendi odalarını, hücrelerini inşa etti Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve onun etrafında halka halka bir şehirleşme oluştu. Bizim şehir medeniyetimiz cami merkezlidir. Evet. O cami yani toplayan mekan şehri etrafında toplar. Evet çok önemli bir mekan. Evet. O aşamadan sonra biz Medine-i Münevvere'de devlet olduk. Cemaatten devlete intikal ettik. Merkezimiz hala camidir. İbadet meydanı yani. <laughs> evet. Yani hakikaten bu çok enteresandır. Biz Türkçede çok böyle küçük e, mekanlar dışında mescit kelimesini kullanmayız. Evet. Cami deriz. Evet. Bu, bu önemli bir şeydir. Mescit secde edilen yer demek malum. Evet. Cami de toplayan yer toplayan demek. Yer. Her mescit aynı zamanda bir camidir. Camidir. Evet hocam. Madem cemaat oluyorsunuz orada toplanıyorsunuz. Orası sizi topluyor, camidir aynı zamanda. Bir de Ulu Cami vardır. Camilerin de cemaatlerini toplayan daha merkezi, işte cuma namazlarının, bayramların vesairenin kılındığı daha merkezi, daha büyük camiler olur. Bu bu noktadan sonra Medine-Münevvere'ye i hicretten sonra biz bir arada birlikte kaynaşarak yaşamak gibi bir şey e, benimsemişiz. Yani Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz müminleri tarif ederken, müminler bir binanın tuğlaları gibi birbirini persinleyen, birbirini tahkim eden e, insanlardır buyurmuş. Bir nasıl duvarı tuğlalar tahkim ediyor ve yükseltiyor, müminler de böyle. E, dolayısıyla cemaat oluşta, kederde, hüzünde, tasada, sevinçte, mutlulukta, acıda, tatlıda birlikte oluş vardır, onu paylaşma vardır. Biz e, bayramlarımızda bunu çok canlı biçimde hayata intikal ettiririz. Hocam, o zaman siz yani bu cami dışında cemaat olmaz mı? Yani Hayır cami, onu, cemaat, demek istemiyorum. Yani bunu, evet. onu demek istemiyorum. Evet hocam. Şimdi, Onu demek istemiyorum. Şimdi onu derken şunu diyorum. Ben cemaatsiz olmaz. Biz cemaat olmadan yaşayamayız yani. Cemaatten kastımız nedir? Birlikte olmaktır. Evet. Bu bizim ıstılahi kültürel kodumuz. Şimdi bunun aktüel boyutuna gelelim aktüel boyutta cemaat derken biz camiyi, cemi, birlikte olmayı, cumayı, bayramı anlamıyoruz. Başka bir format anlıyoruz. İşte o anlattığımız, anladığımız formatın aslı temeli budur. Peki günümüzde mevcut gördüğümüz cemaat yapısı nasıl oluştu? Kanaat acizeme göre bu Türkiye'deki cemaat olgusu cumhuriyetle birlikte ortaya çıkmıştı. E iki şeyi sık birbirine karıştırırız. Cemaat başka şeydir, tarikat başka şeydir. Evet hocam. Tarikat bidayetten beri var olan bizim en temel kodlarımızdan birisidir. Var olmaya devam edecektir. Her hal ve şartta var olacaktır. Bunun sosyolojik bir tarafı şüphesiz vardır ama temeli sosyolojiye dayanmaz. Evet, temeli itikada dayanır, aidiyete dayanır. O sözün ilk aşamada sözünü ettiğimiz cemaat ruhuna ve olgusuna dayanır. Biz tarikat yapısında e, ümmetin genel çatısı altında küçük aidiyetler oluştururuz. O bize daha özel bir karakter verir. Daha özel bir kendine özgürlük verir. O yapı içerisinde biz başkalarını dışlamadan reddetmeden kapımızı başkalarına kapatmadan yaşarız. Tam aksine tarikat kapıyı başkalarına açma sistemidir. Dolayısıyla bu anlamda tarikatla cemaati birbirinden ayırmamız lazım. Belki tarikat yapılarında sosyolojik anlamda bir cemaat oluşumu vardır, olgusu vardır. Ama cemaat dediğimiz yapılar Cumhuriyetle birlikte çıkmıştır ortaya. Nasıl? Evet hocam. Cumhuriyet bildiğiniz gibi tekkeleri, medreseleri vesaireyi kapattı. Bu milletin kültürel aidiyetlerini, kültürel kodlarını, asli zeminini ber berhava etti. Evet. Bu berhava oluş ortamında e, Müslümanlar ne yaptılar? E, tabir caizse tarikat yapıları yer altına çekildi. Yani görünürde bir tarikat hayatı yaşamak mümkün olmaz hale geldi, imkansız hale geldi. Onlar artık resmi hüviyetlerini kaybettiler. Gayri resmi, illegal, bu kelimeler çok tekinli kelimeler değil ama Vakayı anlatmak için söylüyorum. Altı evet, tabirleri. öyle oldu. Öyle oldu. Ee, ama hepsi böyle olmadı. Mesela Süleyman Efendi cemaati gibi, Süleyman İlmi Tunağan merhum cemaati gibi, Bediüzzaman Said Nursi merhum cemaati gibi. Bunlar tarikat değil. İşte cemaat derken asıl budur. Yani anlamamız Hı. gereken Ne format fark var olarak. Hocam, olarak. Şöyle bir var. fark var. Cemaat yapılarının mensubiyetleri organik olarak... E, tarihi gerilere gitmez. Evet. Geriler, ner, nereye gider? İşte Süleymancılar cemaati dediğimiz cemaat Süleyman Efendiye kadar gider. Onun kendi tarikat aidiyetleri vardır, başka aidiyetleri vardır ama dikkat ederseniz o anılmaz. Oradan başlar yapı. Bir ihtiyaçtan doğmuşlar. Şüphesiz. Evet. Yani biz biliyoruz ki Süleyman Efendi merhum ne yaptı da bu cemaat oluştu? Biz biliyoruz ki Kur'an okumanın yasak olduğu dönemlerde ...İstanbul'dan Ankara'ya gidiş dönüş bileti alırdı Süleyman Efendi merhum. Talebelerine ve kendisine, trende gidip gelirken talebelerine Kur'an öğretirdi. Çünkü okutmak yasak, öğretmek yasak. Evet. Ne yapardı? Bir mekan tuttuğunuzda oraya gelip jandarma basıyor. Mücrim gibi sizi alıyor, Kur'an'lara hakaret ediyor, musafları atıyor. Sizi efendim hırsız gibi, devlet düşmanı gibi alıyor, etiketliyor... E, gazetelerde afişe ediyor işte bir mürteci yakalandı bir mecnun yakalandı bilmem ne filan afişe ediyor sizi itibarsızlaştırıyor evet, bundan kaçınmak için trende gidip gelirken talebelerine o, o kutsal vazifeyi devam ettiriyor Süleyman Efendi cemaatinin temeli budur Allah razı olsun iyi ki de yapmış yani o ehli sünnet vel cemaat çizgide e, hassasiyet taşıyan bir yapı kurmuş o yapı bugüne kadar öyle veya böyle gelmiş. Evet. Bediüzzaman Said Nursi merhumun mücadelesi de böyle. Hayatını hepimiz biliyoruz. Evet. Hapislerde, sürgünlerde vesairede geçmiş. O da kendine göre bir hizmet formatı oluşturmuş. Eserler vermiş, fikirler yaymış, talebeleri olmuş. O format içerisinde o yapı da kendisini nurculuk diye ifadeye de gelmiş. Onlar da o şekilde bir araya gelmişler, bir cemaat oluşturmuşlar. Bu anlamda başka cemaat yapılarından bahsedilebilir. <laughs> Ama şu kanat dedim ki ben eğer e, cemaat yapılarının oluşmasını netice veren o baskı, cumhuriyetin milleti etiketleyen, dışlayan, ezen o politikaları ortadan kalkarsa, bir süre sonra bu cemaatler de kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Çünkü sosyoloji bize bunu söylüyor. Mesela Osmanlıya bakın, böyle cemaat yapıları Osmanlıda yoktur. Tarikatlar vardır, işte ilmiye sınıfı vardır vesaire vesaire. Ama bu anlamda bu formatta cemaat yoktur. Bunlar belli zorunluluklar sonucu ortaya çıkmıştır. O zorunluluklar ortadan kalkınca bunlar da ortadan kalkacaktır. Bir baskı sonucu ortaya çıkmış. Tabi yani baskı olduğu için bu formatta yapılanmalara gitmiş bir kısım Müslüman önderler, alimler diyelim ee, kendi dönemleri için de gerçekten büyük hizmetler ifa etmişler Allah hepsinden razı olsun bu anlamda tarikatlarla bunları bir tutmak doğru değil çünkü tarikatın belli bir eğitim metodu var belli bir formatı oturmuş formatı var ritüelleri var tabi geleneği var tecrübesi var bunlar öyle değil. Belki bunların tarikatlarla benzer uygulamaları, anlayışları olabilir, ama bunlar birer tarikat değil. Cemaat. Yani. Bunlar sosyolojik anlamda birer cemaattir. Şimdi bu meseleyi niye konuşuyoruz? Esas meseleye gelelim. Evet. İşte bu 15 Temmuz ile artık iyice gerçek yüzünü gördüğümüz bir yapı var. Evet. Bu yapı kendisini hatta cemaat kavramını da sahiplenerek. Yani şimdi... alarak. Evet bu yapı işte artık FETÖ diye anıyoruz onu. Bu yapı kendisini bir cemaat olarak ortaya koydu. İşte Nur, Risale-i Nur cemaatlerinin e, cemaatlerinden bir grup, gruplarından bir grup olarak ortaya çıktı. Öyle lanse edildi. E, Bediüzzaman Said Nursi merhumla da zaten e, fikri bir bağlantıları olduğunu işte eserlerinde vaazlarında vesairede fetüli lideri söylüyordu. Ondan bahsederken Hazreti Pir diye bahsediyordu mesela. Atıfları, referansları bu anlamda çok güçlüydü. Belli bir aşamaya gelene kadar bu yapı Nur cemaatlerinden bir cemaat olarak diğer cemaatlerin gördüğü gibi toplum nezdinde bir meşruiyetle karşılandı, böyle görüldü. Fakat bir noktadan sonra ee, ...bir... E, ...sadece format değil... ...muhtevada da bir değişiklik görülmeye başladı. Tam bu noktada... ...Hidayet Bey... ...biraz duralım. 1990'lardan itibaren... ...Türkiye'de... ...hiç o güne kadar görmediğimiz... ...duymadığımız bir kavram duymaya başladık. Dinler arası diyalog. Bendeniz bu... ...yapı herkes gibi bu yapı ile bir biçimde ben de ilgileniyordum. Medyalarını takip ediyordum, yayınlarını takip edebildiğim kadar takip ediyordum. Ama bu diyalog süreci başladıktan sonra daha yakından takip etmeye başladım. Burada başka farklı bir şey olmaya başladı çünkü. Hı. Türkiye'de görmeye alıştığımız cemaat yapılarının hiçbirisinde görmediğimiz bir uluslararası açılım, bir dini söylemde de bir farklılık görülmeye başladı. Evet. Din algısında da bir farklılık görülmeye başladı. Ne oldu? O güne kadar bizim tevhid şirk algımız, iman küfür algımız, ee, Müslüman gayrimüslim algımız, tarihin derinliklerinde nasıl geldiyse öyle devam ediyordu. Ama o aşamadan sonra biz küfür olarak bildiğimiz, öğrendiğimiz, okuduğumuz ve inandığımız bir kısım inanç yapılarını bunlar küfür olmayabilir şeklinde bir takdimin konusu olduğunu görmeye başladık. Yani imanda tereddüde mi girdik hocam? Yani, öyle, ee, yani... küfür küfrün küfür olup olmadığında tereddüt etmeye başladık. İmanda bir problem yok da küfür gerçekten küfür müdür? Bizim kafir dediğimiz insanlar gerçekten kafir midir? E, bu anlamda kafalar karışmaya başladı. Yani diyalog adı altında yapılan çalışmalara bakıyorsunuz. Müslümanlar masanın bir tarafında, gayrimüslimler bir tarafında. Ritüeller birbirine karışıyor. Birileri gayrimüslimleri iftara davet ediyor, öbürleri onları kendi bayramlarına davet ediyor. Cami'de program yapıyorlar, mukabele mukabil olarak kilisede, havrada program yapıyorlar. Bazen karıştırıyorlar bunları birbirine. Burada yanlış bir gidiş var. Diyalog çalışmaları oluyor. Mesela, e, medyaya da son dönemlerde yansıdı. Daha evvelinden biz bunları görmüştük. Ezan okunuyor bir diyalog programında Eşhedü en la ilahe illallah diyor ezan okuyan kişi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah atlıyor. Hayy Aleyhisselah'tan başlıyor. Ama... Yani bildiğimiz ezanı baştan sona okuyor. Sadece eşhedü enne Muhammeden Resulullah kısmı yok. Sakıncalı mı Evet. E, diyaloğa aykırı çünkü. Siz Muhammed Resulullah'tır dediğiniz zaman Aleyhisselatü Vesselam Hristiyan ve Yahudi buna itiraz ediyor. Ben Muhammed'in Resulullah olduğuna inansaydım Müslüman olurdum diyor zaten. Bana bunu dayatma. Dayatırsan diyaloğun tabiatına aykırı hareket etmiş olursun. Ee, o zaman ben de sana kendi inancımı dayatmaya başlarım diyor. Yani diyalog denen süreci, iletişim tarzını, formatını kabul ettiğiniz anda bu tür geri adımlar atmak kaçınılmaz oluyor. Çünkü o formatta ne var? Diyalog diyorlar bir e, tebliğ değildir. Karşıdakine bir din tebliğ etme süreci ve ortamı değildir. Siz kendinizi anlatacaksınız, o da kendini anlatacak ama rahatsız etmeden onu kabul etmiş oluyorsunuz. Evet. Onun sahih olarak kabul etmiş oluyorsunuz. Şimdi biz biz Hristiyanlığı bir Hristiyanın ağzından dinlemeye niye mecburuz ki? Hristiyanlığı bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Bir Hristiyan İslam'ı bizden dinlemek zorundadır. Çünkü ona öğretilen şey önyargı, yanlış kanaatler, fikirler, bulgular üzerine kurulmuş. Bir Hristiyan İslam'ı, Kur'an'ı, Efendimizi, Müslümanların tarihi tecrübesini doğru ve objektif biçimde öğrenemez. Çünkü ona öğretilmez. Ama bir Müslüman Hristiyanlığı objektif biçimde öğrenir. Bir ön yargısı yoktur. Evet. Onu kendi kaynaklarından da öğrenir. Hristiyan kaynaklarından da öğrenir. Ön yargısı yoktur. Biz öyle yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu çalışmalar objektivite vesaire adı altında yavaş yavaş İslam'dan tavize doğru gitmeye başladı. Hocam şimdi dinler arası diyalog diyalog olmasaydı cemaat yani cemaat tabi zarar gelmeyecek miydi yani hayır bu, bu söylediğim şey şunun işareti bir aşamadan sonra cemaat dediğimiz bu yapı Hiç. cemaat formatını aşıp başka şeylere evrilmeye başladı bu onun göstergelerinden birisiydi hmm. İkincisi bu yapı bir süre sonra dünyanın çeşitli yerlerinde okullar açmaya başladı bizim şahsen rahatsızlık duyduğumuz ve kendilerine de ilettiğimiz zaten bir tek kere temas ettiler bizimle. Benimle şahsen bir kere tek temas ettiler. Bizim e, Fatih'te bir yerimiz vardı, derneğimiz vardı. Oraya geldiler. Orada konuştuk. Ben onlara sordum. Bu diyalog çalışmaları nereden çıktı? Yani Hristiyanlarla bu bu kadar samimiyet, bu kadar yakınlık niye oluyor? Bir, ikincisi de Papa ziyaretinin gerekçesi neydi? Hı. Bütün ümmeti temsilen sanki böyle bir yetki, böyle bir hak varmış gibi bütün ümmeti temsilen Fethullah Gülen gitti papayla görüştü. Ümmetin geçmişte gayrimüslimlere muamelelerinden dolayı onlardan özür diledi. Biz dedi tarihte Hristiyanlara yanlış yaptık. Onlar adına sizden özür diliyorum vesaire. Bunu niye yaptı diye sordum ben kendilerine. Bana dediler ki Bizim dediler dünyanın çeşitli Hristiyan ülkelerinde okullarımız var. Bu okullarda e, oraya gönderdiğimiz öğretim kadrosu, öğretmen kadrosu na e, biz sıkı sıkı tembih ediyoruz. Burada sakın İslam'ı tebliğ etmeyin. İslam'ın propagandasını yapmayın. Siz yaşayın. Kendi şahsınızda yaşayın. Onlar görürler, etkilenirler, Müslüman olurlar. Ya da olmazlar. Ama siz özel bir gayret göstermeyin tebliğ için. Bu e, politikamız gerçekten işe yaradı. Öğretmenlerin böyle çok fedakar, çok e, karşılıksız, samimane çalışmaları, bireysel hayatlarındaki örnek yaşantıları falan talebelere tesir etmeye başladı. Yavaş yavaş Müslüman olma kararı veren talebeler görülmeye başladı. Dediler yani. Evet, bunu anlatıyorlar. Sonra bu o talebelerin ailelerine intikal etti. Hristiyan aileler çocuklarının İslam'a ilgi duymaya başladığını fark ettiler. Bundan rahatsız oldular. Ve bunu kiliselere ilettiler. Burada Müslüman okulları var. Çocuklarımızın kafasını çeliyorlar. Bunlar Müslüman olmaya başladı. Bunun tedbirini alın diye. Bu defa kiliseler Vatikan'a bunu bildirdiler. Vatikan devlete baskı yapmaya başladı. İlgili devlet hangisi ise okullarımız kapanacak vesaire böyle bir ihtimal gündeme geldi. İşte bu çerçevede Hoca Efendi Papa ziyaretini yaptı ki bizim İslam'ı tebliğ gibi bir politikamız yoktur. ve derdimiz eğitimdir. Siz kiliselerinize bizim bu niyetimizi iletirseniz okullarımıza baskı yapmasınlar. Bizim eğitimden başka bir maksadımız yoktur. Dolayısıyla baktığınızda burada uluslararasılaşan bir şey var. Yapı var yani. Bir yapı var ve bu yapıdan da çok sağlıklı, çok itminan verici, inşirah verici haberler alamıyorsunuz. Tam tersine birileri bir yerde Müslüman olacakken gidiyor işte bu yapının okuluna, müdürüne vesairesine Hristiyan. Mesela Rusya'da başka yerlerde bunu çok duyduk. Siz de duymuşsunuzdur. İnsanlar gidiyor bunlar Müslümanmış. Ben gideyim orada nasıl Müslüman olunur onu öğreneyim de İslam'a gireyim diye. Gidiyorlar oralara bu okullardaki idareciler, sorumlular onlara diyorlar ki niye Müslüman olacaksınız ki? Buna gerek yok. Siz Hristiyan kalarak da cennete gidebilirsiniz. İslam sizden Müslüman olmanızı istemiyor. Böyle şeyler çok fazla duyulmaya başladı. Ha o zaman anlaşıldı ki, anlaşılmaya başladı ki bu artık bir cemaat değil. Size gel, gelmişler demiştiniz hocam. Hani siz onlara evet. ne cevap verdiniz hani? Böyle deyince siz onlara ne, ne dediniz yani? Hani size gelmişler böyle söylemişler hani biz okullarımız zarar görmesin diye bir onlar böyle sorunca ben dedim peki o zaman dinler arası diyalog çalışmasını niye yaptınız? Niye yapıyorsun? Buna ne gerek var? Hmm. Madem bu politik bir şeydir. Yani Fethullah Gülen'in papa ziyareti politik bir şeydir. O zaman diyalog çalışmasını niye yürütüyorsunuz? Evet. Burada tıkandılar. Buna cevap veremediler. Orada işte İslam'ı tebliğ yayma falan filan ama tabi bunların şeyi yok. Onlara ben o zaman gerek yazılarımda gerek sözlü olarak şunu sordum. Bana dinler arası diyalog faaliyetleri neticesinde Müslüman olan bir tane sembolik isim söyleyin. Falan ülkenin devlet başkanı, filan kilisenin rahibi, falan kardinal, filan papaz Müslüman oldu diye bana bir tane örnek gösterin. Bir tane örnek yok. Ama buna karşılık ne oldu? Müslümanların imanı bozulmaya başladı. Yani biz artık imanla küfrü birbirine karıştırmaya başladık. Burada usul hatası mı var hocam? Yani niyet hatası var, usul hatası var, e, tarz hatası var, metot hatası var. Yani şimdi yeniden birisi çıksa dese ki işte biz e, yaşayarak İslam'ı anlatmak istiyoruz dese bir cemaat çıksa mesela. Evet. Ben gideceğim e, Hristiyanlarla, efendim ateistlerle karışık bir ortama gideceğim. Evet. Orada ben İslam'ı halinle tebliğ edeceğim. Buna itiraz mi? etmeyiz. Yani bu, yani bu ne? Tek başına, Yanlış tarafı neresi? Buna tek başına bu itiraz edilebilecek bir şey değil. Fakat bu orada kalmadı. Yani orada okullarda öğretmenler İslam'ı yaşadılar, halleriyle tebliğ ettiler, işte çocukları etkilediler falan. Mesele bundan ibaret değil. İşte bunun e, diyalog çalışmaları ile niye paralel gittiğini sordum ben onlara. Bunun cevabı yok. Oradan bir proje olduğu çıkıyor artık. Buradan bir proje olduğu çıkıyor bunun. Bu bir politikadır ve arka planında dinler arası diyalog çalışmaları vardır. Buradan o çıkıyor. Dolayısıyla şu oldu. Gayrimüslimler Müslümanlaşmadılar. Ama Müslümanlar imanlarını e, riske ettiler, tehlikeye attılar. Hatta belki kaybettiler. Bir kısım Müslümanlar. Şöyle diyen yazarları oldu onların zaman gazetesinde. Ehli kitaplı Amentü'de ittifakımız vardır. Bu söylendi. Tepki alınca geri adım attılar. E yani ittifaktan kastımız şuydu, şuydu, şuydu filan dediler ama bu söz söylendi. Daha ötesi de söylendi. Aslında Hristiyanlar arasında kafir olmayanlar vardır. Hristiyan olduğu halde kafir olarak anılmaması gerekenler vardır. Bunlar arasında cennete gidecekler vardır filan denmeye başladı. Müslüman olmuş sonradan tekrar Hristiyanlığa intikal etmiş bir adamla Müslüman olduğu söylenen bir kadının nikahını kıydılar Urfa'da. Yani cemaat hocam burada hani toparlayacak olursak cemaat olarak bir iş yapmada bir sakınca yok. Bir anlayışla bir sakınca tabii yok. Ki, tabii. Müslümanların bir araya gelip kendi aralarında e, sakınca olan şey... Nedir hocam? Oradaki yani evet. mevzu yani. Sakıncalar evet. nelerdir? Neler Şimdi, yap neler yaparsak cemaat olmaktan çıkarız. Evet. Teşekkür ya ederim. Neler yapmalıyız yani? Bu çok önemli. Şimdi niye bir cemaat olunur? Belli bir hizmet e, metodu, belli bir hedef, hizmet hedefi konur. O hedefe yürümek için cemaat olunur. Bunda bir sakınca yoktur. Diyor. Yok. Yani ne olur? Mesela diyelim ki e, ben ...Türkiye'de medrese hayatını ihya etmek istiyorum. Evet. Bu anlamda bir yapı, bir vakıf, bir teşkilat kurarım. E, mali gücüm, etkileme gücüm yerindeyse... ...insanlar benim bu çalışmamı desteklerler. E, bir zaman sonra ortaya... ...hiç benim aklımın ucundan geçmeyiz... ...örnek olsun diye söyleyeyim. Ebu Bekir Sifil Cemaati çıkar mesela bir süre sonra. Evet. Benim bir hizmet anlayışım var. Yani maksadım nedir benim ümmete, İslam'a, Kur'an'a, sünnete, tarihsel tecrübeye hizmet etmek. Evet. Birileri bunu Kur'an öğretmek yoluyla yapar. Birileri bunu itikadi meselelere önem göstererek yapar. İşte Bediüzzaman Said Nursi ne yaptı? Devir iman kurtarma devridir dedi. İmana yönelik çağdaş modern şüpheleri ele aldı eserlerinde. Bu anlamda bir hizmet ifade etti. Şakirtleri oldu. oldu. Şakirtleri oldu. Onlara onun fikirlerini yaydılar, devam ettirdiler. İman kurtarma cemaati mücadelesi oluştu. Evet, evet. İşte bunun çeşitli şeyleri vardır, versiyonları olabilir. Birisi medrese çalışması yapar. Birisi mesela diyelim ki Suriye'de daha evvel bahsetmiştik. Sadece bayanlara dönük bir hizmet çalışması vardı Kubeysiyat diye. Evet, evet. Bayan başında bir bayan mürşide vardı. Bu bir cemaat çalışmasıydı. Bayanları irşad etmek üzere yapılmış, formatlanmış bir çalışmaydı. Buna benzer bir şey de olabilir. Ne bileyim başka türlü de olabilir. Yani maksat dine hizmet, Kur'an'a sünnete hizmet, Anadolu insanının kimliğine, kültürüne, tarihsel tecrübesine hizmet. Cemaat budur. Evet. Şimdi bu yapıdaki bir cemaatin uluslararasılaşması gerekmiyor. Evet ee, bu anlamda bir cemaat hizmet için kurulmuştur, hizmet üretir. Bu yapının uluslararasılaşması bir handikaptır. Birincisi bu. İkincisi devletin çeşitli organlarına sızmak için özel projeler, programlar, gayretler, hedefler koyması bir göstergedir, bir Hocam, handikaptır. Hocam gizli gündem sıkıntılı mı yani mesela? Elbette. Yani, Elbette. Aşikare... Hale mesela bir şey aşık bu orada ne gibi imani bir sıkıntı var mesela bir gizli bir gündem olması cemaatte sıkıntı mı bir cemaat için yani? Bu gizli gündemin cemaatin varlığını üzerine bina ettiği zeminle maksatlarla vesaireyle çatışmaması lazım. Evet. Yani şöyle diyebiliriz daha açıkçası Hidayet Bey. A cemaati Türkiye'de müstakim bir Müslümanlığı Temsil, yaşama, yayma gayretinde olan A cemaatine mensup bir kısım fertler e, özel sektörde çalışır, devlette çalışır. Bir kısmı polis olur, bir kısmı yargıda çalışır. Bu tabi bir şeydir. Yani bu cemaatler dışarıdan insan ithal etmiyor. Evet. Anadolu insanı üzerinde irşat, tebliğ faaliyeti evet. yürütüyor. Ve Bunların mensuplarının bir kısmının devlette çalışmasında bir sakınca yok. Sakınca devleti ele geçirmek için kadrolaşma gibi bir gündeminiz olursa burada başlıyor. Yani ben Türkiye'de emniyeti ele geçireceğim. Niye kardeşim? Ya emniyeti niye ele geçireceksin? Ben MIT'te kadrolaşacağım. Neden? Bir süre sonra ben genel kurmayın kozmik odasına gireceğim. Bir, bin bir türlü desiseyle. Neden? Benim cemaat gündemimin, formatımın, tecrübemin içinde böyle bir şey yok ki. Evet. Bunlar olduğunda sakıncalı e, tarafları görülüyor. <laughs> Ve cemaat kavramının kirlenmesinde, yıpranmasında bir ikinci husus da bunların denetim dışı olmaları. Kapalı devre, denetime kapalı, şeffaflıktan uzak olmaları. Bu son derece önemli bir şey. Acaba bu sadakattan sapma mı oluyor? Yani bu şekilde olduğu zaman hani bir şeyle sizi kendinizi bağlıyorsunuz, deklare ediyorsunuz. Kendinizi ...tanımlıyorsunuz. başka bir gündemle de sanki bir nifak farklılık gibi oluşuyor gibi yani. Evet. Bunun da bunun da bu da bir sonuç. Tabii. Bunun da temelinde başka bir şey var. O da aslında bizim ehli sünnet ve El cemaat itikadını böyle sık sık vurgulayışımızın altındaki sebep de bu. Denetlenebilir e, olmaya kendinizi kapatıyorsunuz. Yani cemaatin başındaki adam mutlak la yuhti la yusel oluyor. Yani ehli sünnet inancına göre herkesin denetlenebilir olması gerekiyor. Evet. Öyle mi hocam? Mekanizma Kur'an'dır, sünnettir, şer'i şeriftir. Açık olmak gerekiyor. Açık evet, olmak, gerekiyor. olmak gerekiyor. Cemaatin başındaki insanın bunu deklere etmesi gerekiyor. Ben masum değilim. Ben günahsız değilim. Ben hatasız değilim. Benim Kur'an'a, sünnete, şer'i şerife aykırı bir hareketimi görürseniz beni uyarın. Beni denetleyin. Hazreti Ebu Bekir böyle demiyor muydu? Ne diyor hocam Hazreti Ebu Bekir Efendimiz? Ben sapacak olursam beni e, düzeltin. Ben doğru hareket ettiğim sürece içinizde en kuvvetli olan benim. Ama yanlış yaparsam, haksızdan yana çıkar, haklıyı ezmeye çalışırsam en zayıfınız benim üstüme gelin. Ashab-ı kiramdaki örnekler. Hazreti Ömer ne diyordu? Sırtındaki bir cübbenin hesabını sordu. Sahabeden biri kalktı. Bu savaşa hepimiz gittik dedi. Ganimetten hepimiz pay aldık. Hiçbirimize tam bir cübbe kumaşı düşmedi. Şimdi görüyorum ki aynı cübbe, aynı kumaştan sen tam bir cübbe giyiyorsun. O yarısını nereden aldın? Hazreti Ömer dedi ki oğlum da aynı savaşa katılmıştı. Ganimetten ona da bu kadar pay düştü. O bana verdi. Sonra da dedi ki elhamdülillah ki ben sapacak olursam beni düzeltecek olan insanlar var yanımda. Hocam, hesap sorabilen insanı yetiştiremememiz herhalde. E, mesele en bu. En büyük problem bu yani. Mesele bu. İstemiyoruz yani. Biz... La el olmak hoşumuza gidiyor. Mutlak otorite olmak hoşumuza gidiyor. Denetleyen insan bizi hedefimize varmaktan alıkoyacak çünkü. Keyfi davranmaktan alıkoyacak. Bütün mesele budur. İnancımızı biz Hidayet Bey, itikadımızı hayata yansıtırsak mesele bitiyor. Her zaman söylüyoruz. Teorik olarak bu yapıların hepsi kendini ehli sünnet sayıyor. Teorik olarak. Ama sorduğunuzda, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hata yapmış mı? Zelle, küçük sürçme. Evet diyor. Sahabe-i kiram evet diyor. Müştehit imamlar evet diyor. Peki senin cemaatinin başındaki insan hata yapar mı? Hayır. Diyor. Asla. Yapmaz. Öyle diyor. Mutlaka bir bildiği vardır diyor. Bana hata gibi görünse de onun altında kim bilir ne hikmet var ben bilmiyorum.